İskender, hemen ayaklanmasaydın, istirahat etseydin biraz. Duramadım sultanım. Böyle iyiyim. Sen bilirsin. Sağ ol. Benim için bir kez daha oradaydın. Siz tehlikedeyken ben huzur bulamazdım. Benim için yeriniz ayrı. İskender, benim için yaptıklarını unutamam. Sana minnettarım. Lakin hal ve tavırlarına çeki düzen versen iyi olur. Aksi halde hiç tanımadığın ve tanışmak istemeyeceğin bir yüzümü görürsün. Ben... Bağışlayın sultanım. Haddimi aştım galiba. Kösem Sultanım. Nasuh Paşa. Nereden nereye sultanım? Kefalonya'dan sizi getirdiğim gün. Dün gibi aklımda. Zannediyorum çoktan pişman olmuşsundur. Devran döndü. Hala sadakatle bağlı olduğun ve kirli işlerini yürüttüğün Safiye Sultan'ın hükümranlığı sona erdi. Sıra sende. Safiye Sultan'la nasıl bir oyun oynadığınızı biliyorum. Neler diyorsunuz sultanım? Hiçbir şey anlamıyorum. Beni sen kaçırdın. Bir vakitler ben de Safiye Sultan'a hürmet ederdim. Doğru. Lakin uzun zaman önce yollarımız ayrıldı. Aksini kimse ispat edemez. Ne ispat? Bir sözüm kafi. İstersen şimdi gidip hünkârımızı anlatayım. Bakalım kendini nasıl kurtaracaksın. Buna lüzum yok sultanım. Ben... Ortada konuşarak çözemeyeceğimiz bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Anlaşabiliriz. Bu ancak bana biat edersen mümkün. Lakin lafla olmaz. Sadakatini ispat edeceksin. Peki. Ne yapmamı istiyorsunuz sultanım? Safiye Sultan'ın devlet içinde kurduğu devlet malum. Her bir adamının ismini vereceksin. Ve kilit altındaki hazinelerinin yerini. Kısacası Nasuh Paşa, Safiye Sultan'ın kudretinin kaynağını vereceksin ki kaynağı kurtulalım. Hümaşah Sultan. Gözünüz aydın. Safiye Sultan'ın kız kulesindeki esareti sona ermiş. Öyle. Hünkârım sağ olsun. Validemin çabalarını takdir etti. Ben de şimdi eski saraya gidiyorum. Ziyarete. Safiye Sultan'a selamlarımı ilet Bülbül Ağa. Çok güzel bir oyun hazırlamışlar. Umarım hevesleri kursaklarında kalmaz. Ağzın içinde geveleme Kösem. Ne söyleyeceksen açık açık söyle. Nedir bu lafların manası? Yakında öğrenirsiniz sultanım.
Geçmiş olsun sultanım. Yaşadıklarınızdan sonra bir müddet istirahat edersiniz diye düşünmüştüm. Dinlenecek vakit değil paşam. Yılan yeniden kafesinden çıktı. Safiye Sultan dışarıda. Başını kaldırmadan ezmemiz şart. Nedir bu? Uzun zamandır ele geçirmek istediğimiz isimler. Safiye Sultan'a sadık paşalar, beyler, katipler, kadılar, tüccarlar, kira kadınlar. Kim varsa hepsi. İlaveten Safiye Sultan'ın bir gizli hazinesi daha varmış. Çok merak ediyorum. Döner dönmez nasıl öğrendiniz bunları? Kendi kazdıkları kuyuya düştüler diyelim paşam. Yalnız burada Nasuh Paşa'nın ismi yok. Safiye Sultan'ın has adamlarındandır. Artık değil. Ona dokunulmayacak. Karşımızda olmadığı müddetçe. Ne diyeyim? Büyük iş başardınız. Lakin dikkat edin de düşmanınızla savaşırken düşmanınıza benzemeyin. Sultanım. Hasan Paşa ile konuştum. Hümanşah Sultan'ı götürmeye kararlı. O kadar kolay değil. Hümanşah Sultan çetin ceviz. Gitmeye niyeti yok. Hasan Paşa'yı hafife alma Kösem. Kendinden pek emin. Elinde sağlam bir şey olmasa böyle davranmaz. Ne olabilir ki? Hümanşah Sultan sütten çıkmış ak kaşık değil. Elbet vardır bir yarası. Kaşırsak ondan kurtulabiliriz. Madem sultanımızın bir yarası var, Hasan Paşa'ya da mahkum. O zaman biz neden araya girelim ki? Bırakalım ne halleri varsa görsünler. Hümanşah Sultan tedbirini alacaktır. Çok geç olmadan biz devreye girmeliyiz. Halime Sultan'ın söyledikleri aklımda dolanıp duruyor. Hasan Paşa ile konuşmuş. Dediğine göre elinde Hümanşah Sultan'ı alt edecek bir koz varmış. Bilmem artık doğru mu? Hasan Paşa'yı Mısır'daki sürgün yıllarımdan tanırım sultanım. Boş konuşmaz. Madem bir hukukunuz var git konuş o zaman. Ağzını ara. Neymiş bakalım Hümanşah Sultan'ın açığı? Emredersiniz sultanım. Gel. Ne oldu acaba? Bir şey öğrenebildin mi? Mısır'dan gelen vergiler eksik gösterilmiş. Zira kalan bütün meblağ muntazaman Safiye Sultan'ın cebine aktarılmış. Büyük iş başardın acaba. Hümanşah Sultan. Artık bu sarayda barınamaz. Çok bile kaldı. Gel. Gel Kösem. Sultan. Dün akşam Hasan Paşa'nın konağında bunu mu arıyordunuz? Belli Hasan Paşa titiz biri. Aldığınız rüşvetleri, Safiye Sultan'ın hazinesine aktardığınız altınları, maksadını aşan hediyeleri bir bir yazmış. Bu kadar kolay kurtulamazsınız. Hadi ne bekliyorsun? Gitsene hemen hünkârımızın yanına. Niyetim bu değil.
Affedin hünkârım, affedin. Biri gafil, biri haddini bilmez köpek. Bir sultana el kaldırmanın ne demek olduğunu göstereceğim sana. Kaldırın şunu. Affedin hünkârım, kendim de değildim. Hala konuşuyor. Yıkıl karşımdan. Bilmediğin şeyler var hünkârım. Hünkârım, destursuz girdiğim için affedin. Lakin konuşmamız gerekenler var. Söyle. Hasan Paşa'nın bir kabahati yok. Bütün kabahat benimdir. Çok üstüne gittim. Boşanmak da istemiyorum. Müsaadeniz olursa Mısır'a dönmem herkes için en hayırlısı olacak. Beni siz kurtardınız, öyle değil mi? Elbette paşam. Başka kim olacak? Artık zannediyorum her şey yolundadır Hasan Paşa'm. İnşallah sultanım. İnşallah. Ne Safiye Sultan var artık, ne Handan, ne de Hümaşa. Padişahımızın tek gözdesi olduğun için meydan sana kaldı. İnşallah sana olan desteğimi unutmazsın gözüm. Unutmam sultanım. Bana yapılan iyilikleri de kötülükleri de unutmam. Belli vakitler Şehzade Mustafa'yı görmenizi sağlayacağım. Gözüme güvenmekte ne kadar doğru yapıyoruz bilmiyorum sultanım. Hiç kimseye güvendiğim yok. Sadece yaşamaya çalışıyorum. Vakti geldiğinde evladımı tahta çıkarabilmek için ihtiyacım olan tek şey bu. Yaşamak. Doğumdan sonra şehzade de bir dalır Edirne Sarayı'na gideriz. Yazı orada geçirelim. Ne güzel olur. Çok isterim. Bu arada Hümaşa Sultan Mısır'a dönmek istedi. Ben de üzerine varmadım. Belli ki kıyamadı sevcine. O gittiğine göre bundan böyle haremi sen idare edeceksin. Büyük bir onur. Güzel.
güneşim, ayım. Nice kez türlü beladan kurtardın hanedanı. Bana, evlatlarıma siper ettin kendini. Haremim sana emanet. Valide Sultan dairesine de geçebilirsin. Senin hakkın. Sultanımız teşrif etmek üzereler. Nizama sokun herkesi. Hadi bakalım. Geç öyle. Geçin. Nizam bozmayın. Geçin. 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 Kitlemese de hatun. Baba beni bekliyorum burada. Nereden peteklendim ben? Durun beni karışık batırsınız. Hatunlar. Telaş etmeyin. Kösem Sultanımız hepinizin derdiyle alakadar olacak. Bunca yıldır kimi bir çare bıraktı da birbirinizi yiyorsunuz? Nizamı bozmayın. Mesur! Kösem Sultan Hazretleri! Thank you.
hanım, çok yaşa. Allah razı olsun sultanım. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Amin. Sultanım çok yaşa. Güzel sultanım mübarek olsun sultanım. Kızım gelinlik çağına geldi sultanım. Ona çeyiz düzeceğiz. Lakin ne elde var ne avuçta. Ne yapacağımı bilemedim. Kösem Sultan'a git. O herkesin derdine derman bulur dediler. Meleki, ne lazımsa yapılsın. Allah razı olsun sultanım. Allah ne muradınız varsa versin. Beyim sultanım, borçlarımız yüzünden mahpusa düştüm. Evimin direği gitti. Üç çocuk bir de ben nahçer kaldık. Senin adın ne? Rabia. Üzülme Rabia. Üzülme güzel kızım. Baban yakında çıkacak. Allah razı olsun sultanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultanım. Tuttuğunuzu altın etsin. Tamam sultanım. Sultanım, arabanız hazır. Saraya dönebiliriz. Sultanım. Emriniz üzere has bahçede sofralar kuruldu. Şehzadelerimiz ve sultanlarımız da geldiler. Elinizi öpüp hayır duanızı almak isterler. Gelsinler. Mehmet'im, aslanım, ilk göz ağrım. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun validem. Sağ ol, senin de. Validem. Murad'ım, cengaver şehzadem. Bayramınız mübarek olsun. Ne oldu kaşına, yine kavga mı ettin? Yok, kavga etmedim. Talimdeyken oldu. Beyazıt'la talimde olmuş validem. Hayırlı bayramlar. Sağ ol.
Sana da güzel Ayşe. Fatma, Geverhan gelin. Kasım, yavru aslanım. Gel. Eycan, Meleki, ikizlerimi de getir. İbrahim'im. Atikem. Rabbim esirgesin sizleri. Maşallah. Bayram günü dua ediyorum sultanım. Yüzleri gibi bahtları da güzel olur inşallah. Amin acaba. Amin. Osman'ım nerede acaba? Allah bilir nereye kayboldu yine. Validem. Bayram sabahı neredesin Osman? Lalam, Ömer Efendi ile birlikteydim. Vaktim farkına varmamışım, özür dilerim. Sizi üzmedim inşallah. Sen beni hiç üzer misin aslanım? Bayezid yok. Neden gelmedi? Neden gelsin? O bizim kardeşimiz değil ki. O ne biçim laf öyle? Bir daha işitmeyeceğim. Sizin valideleriniz bir olmayabilir. Lakin kardeşsiniz. Aynı kanı taşıyorsunuz. Validemiz haklı Murat. Osman da başka valide. Rahmetli Mahfirüze Sultan'da. Ama bizden aynı gayesi yok. Emir verdim Osman'ım. Bayezid de gelecek. Hadi bakalım geçin yerlerinize. Mübarek olsun Kösem Sultanım. Senin de Bayezid. Sultanım, hayırlı bayramlar. Sana da Gülbahar.